Evet, bakalım ne diyecek Pereira? Herkese iyi akşamlar. Hocamızın değerlendirmesiyle başlayacağız her zamanki gibi. Sonra sorularınıza geçeriz. Buyurun hocam. Okay. About the game. About the game. Nós sabemos, vou falar em português, vamos ter. Sabíamos claramente que é um jogo de três pontos, é um jogo que tínhamos que ganhar. Depois das outras equipas perderem pontos, um jogo fundamental para nós. Sem querer arranjar justificações, não é? Jogamos na quinta-feira em Antuérpia, viajamos na sexta-feira, chegamos ao final da tarde. O tempo para este jogo foi muito curto, o tempo para descansar também foi muito curto. E vocês, e podemos, se olharmos para as equipas que estão envolvidas nas competições europeias, todas elas tiveram problemas. O Besiktas perdeu, o Galatasaray empatou, porque o espaço de tempo é muito curto para recuperar. E nós entramos no jogo com algumas dificuldades em encontrar os espaços. Tivemos uma grande oportunidade para ficarmos em vantagem, falhamos um penalti. Nesta época já falhamos alguns penaltis que nos tiraram pontos. Na segunda parte tentamos mudar, passamos a uma linha de 4, mais um ponta de lança, tentamos chegar a meter mais gente na frente para chegarmos ao golo. Levamos com contra-ataque, resultou no 2-0. E depois com o espírito de equipa, a equipa correu, lutou, tivemos bolas no poste, bolas na barra, tivemos oportunidades, fizemos 2 golos, podemos ter feito mais que 2, evidentemente correndo riscos, e o resultado foi 2-2 já no final. Não posso criticar os jogadores, porque correram, lutaram, tentaram, às vezes não da melhor forma, mas tentaram. Agradecer aos adeptos o apoio que nos deram, e a equipa, o campeonato, falta muito campeonato. A única equipa que de facto está a fazer a diferença para as outras é a equipa que não está, é o Trabzonspor, que não está nas competições europeias. Jogam de semana a semana, estão frescos, não estão cansados, têm sempre tempo para recuperar, e de facto têm aproveitado e têm ganho, às vezes nos últimos minutos, às vezes com dificuldade, mas têm ganho. Mas eu acredito que falta muito campeonato, muitos jogos. Eu acredito que ainda há muitos pontos, bom perder pontos, certeza absoluta. E vamos continuar a dar o nosso melhor, a tentar recuperar pontos e chegar à frente. Portanto, trabalhar, corrigir e tentar melhorar para ganharmos, para conquistarmos pontos e chegarmos à frente do campeonato. Mutlaka 3 puan almamız gereken bir maç olduğunu, kazanmamız gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Özellikle de rakiplerimizin puan kaybından sonra bugünkü maç bizim için çok önemliydi. Ben bu maçın sonucu için gerekçe göstermek istemiyorum ama Perşembe günü Antwerp'te bir maç oynadık ve buraya Cuma günü döndük, Cuma akşamüstü döndük. Dolayısıyla toparlanma süremiz çok kısaydı. Avrupa'da olan diğer takımlara baktığınız zaman herkesin bu tarz problemleri var. Beşiktaş kaybetti, Galatasaray berabere kaldı. Çünkü Avrupa'da maç oynadığınız zaman gerçekten bir sonraki maç için çok kısa zamanınız oluyor.
Bugünkü maçta da maçın başında aslında bir avantaj yakaladık. Eğer penaltıyı gole çevirseydik öne geçecektik. Bu avantajı değerlendiremedik. Bu sene kaçırdığımız penaltılar bize puanlara mal oldu. İkinci yarı bunu değiştirmek için uğraştık. Bir forvet soktuk. Fakat rakibimiz kontra ataktan 2-0 yaptı. Takımım gerçekten sonrasında çok koştu, savaştı. Direkten dönen toplarımız, kaçırdığımız şanslarımız var. Tabii ki o dakikadan sonra bütün riskleri aldık. Maç 2-2'ye geldi. Oyuncularımı bugün mücadeleleri için eleştiremem. Çünkü gerçekten çok koştular, savaştılar, uğraştılar. Belki en iyi oyunu sergileyemediler ama ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Taraftarlarımıza da göstermiş oldukları destek için çok teşekkür ediyorum. Ligde önümüzde hala çok fazla maç var ve şu andaki ligdeki duruma baktığımızda Trabzonspor farklı bir konumda. Çünkü onlar Avrupa'da oynamıyorlar. Haftada bir maç yapıyorlar ve iki maç arasında iyi toparlanma imkanı buluyorlar. Biz maçlara yorgun çıkmak zorunda kalıyoruz Avrupa dönüşlerinde. Onlar da şu ana kadar bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdiler. Bazı maçlarda son dakikada olsa, zorlanarak da olsa kazandılar maçlarını. Ama dediğim gibi ligde hala çok maç var. Herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Bizim elimizden gelenin en iyisini verip bu kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz ve tabelada tekrardan yukarı çıkmamız gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Hatalarımızı düzeltmek için çalışacağız ve tekrardan tabelada yukarı çıkabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Buyurun. Sezgin Gelmez, Beyaz TV. Hocanın da bahsettiği gibi Trabzonspor'la aradaki fark 10 puana çıktı. Çalışacağız dedi hoca. Ama o Avrupa macerası yine devam edecek Fenerbahçe'nin ve bunun tersini Trabzonspor'un etmeyecek. Onlar Avrupa'da yoklar bahsettiği gibi. Bu şartlarda arayı kapatmayı nasıl düşünüyor hoca? Şampiyonluktan Fenerbahçe biraz uzak mı? Çünkü şartlar aynı şekilde devam edecek. Ve şunu da ilave etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta, daha doğrusu ilk hafta maçı 15 gün sonra Galatasaray ile bir derbi. Bu maça takımı nasıl hazırlamaya düşünüyor? Teşekkür ederim. Então agora a diferença com Trabzon é 10 pontos e você nos explicou é difícil jogar depois de jogar jogo europeu, é difícil jogar na liga, mas vocês ainda vão ter jogos europeus. Como vocês vão subir na tabela tendo ainda tendo mais jogos na Europa e vocês vão jogar depois da paragem vão jogar clássico contra a Galatasaray. Como o time vai preparar para esse jogo? Tentar corrigir, tentar preparar o jogo da melhor forma. O Galatasaray também vai ter a paragem, não é? como nós. Vão estar jogadores ausentes. Vamos preparar da melhor forma para tentarmos para irmos lá e ganhar o jogo. Vamos tentar ganhar o jogo, que o objetivo é ganhar os três pontos. Portanto, sobre a diferença de jogar tantas vezes ou mais vezes que o Trabzonspor, tentamos aqui jogamos à quinta-feira a Liga Europa e ao terceiro dia estamos a jogar, isto acontece regularmente, ao terceiro dia estamos a jogar a Liga. Se vocês entenderem isto, não é fácil. Depois de uma viagem, 3 horas e meia ou 4 horas, mais esperas, não é fácil. Não é fácil recuperar, mas de qualquer forma, tentamos preparar o melhor possível. Quando fazemos, às vezes fazemos rotatividade para tentar contrariar este cansaço, este tempo curto de recuperação. Hoje concedemos um golo, marcando primeiro, eu acredito que seria mais simples, mais fácil. Os espaços de certeza que se abririam, agora não marcamos. Eles marcaram primeiro, depois conseguiram o segundo golo. E nós, com muita vontade, com o espírito de equipa, tentamos e fizemos o 2-2. Não foi possível ganhar o jogo, tivemos oportunidades. Mas o que nós, no futuro, o que nós temos que fazer, ter mais gente disponível, fazer a rotatividade que temos que fazer, e vai chegar a uma altura que
vamos estar em igualdade de circunstâncias com o Trabzonspor. Eles também têm tido aquela pontinha no final dos jogos, têm tido e têm ganho, 1-0, 2-1, têm tido, mas não vai ser sempre assim. Portanto, os campeonatos, as equipas têm todos os seus momentos mais difíceis, e eu acredito sinceramente que eles vão perder pontos e que nós nos vamos aproximar, nós e os outros candidatos. Portanto, há que trabalhar, há que corrigir, fazer as alterações que tiver que fazer, e vamos, é a única forma que eu vejo, é trabalhar e melhorar os comportamentos, melhorar. Fizemos um grande jogo na quinta-feira. Hoje não foi possível. Lamentamos, estamos tristes, não há dúvida nenhuma, os adeptos também, mas estamos aqui para lutar juntos. Hiç şüphe yok ki o maça elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanacağız. Milli ara mutlaka Galatasaray'a da iyi gelecektir. Bizim de milli arada sakatlarımız dönecek. Hiç şüphe yok ki o maçta tabii ki hedefimiz 3 puan almak, kazanmak olacak. Trabzon'la olan farkımıza gelecek olursak, dediğim gibi Perşembe günü bir maç oynadık. Ondan hemen 3 gün sonra bir maç daha oynadık ki bu sezon çok sık oldu. Yani bunun da çok kolay olmadığını siz de anlıyorsunuzdur. 3,5-4 saatlik seyahat sonrası buraya döndük. Bugünkü maçta da gerçekten elimizden gelenin en iyisini denedik. Bazen bu yorgunlukları önlemek için rotasyon yaptık bu sezon. Bugün eğer ilk golü atsaydık aslında her şey farklı olabilirdi. Daha fazla boşluk bulabilirdik. Fakat rakibimiz ilk ve ikinci golü buldu. Daha sonra takımım savaşarak 2-2 yaptı ama maalesef kazanamadık. Önümüzdeki dönemde Avrupa maçı oynadığımız zaman tabii ki sakatlar takıma döndüğünde elimizde daha fazla opsiyon olacak. O zaman daha iyi rotasyon yapabilme imkanımız olacak. Ve bir dönem gelecek ki ligde aslında Trabzon'la aynı şartlarda mücadele ediyor olacağız. Trabzon'da bugün şu ana kadar iyi bir performans sergiledi. Bazı maçlarında son dakika, bazı maçlarında 1-0, 2-0, 2-1 gibi kazandıkları maçlar da oldu. Tabii ki hep böyle olmaz. Bu uzun bir yol ve inanıyorum ki bütün rakipler bu yolda daha fazla puan kaybedecektir. Biz de elimizden gelen en iyi şekilde çalışıp eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Perşembe, pazar maç yapıyoruz şu anda ve dolayısıyla bunun zorluklarını yaşıyoruz. Bugün istediğimiz sonucu alamadık ama taraftarlarımızla birlikte savaşarak bu durumun içinden çıkmak istiyoruz. İrfan Bey. Hoca sezon başı göreve geldiğinde yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim şeklinde bir ifadesi olmuştu. Bu hikayenin yeniden yarım kalma ihtimali söz konusu olabilir mi? Onu soracaktım. E quando você chegou, você disse você voltou aqui para completar uma história inacabada. Você acha que essa temporada também essa história pode ficar inacabada? Não. Continuo a acreditar que o título é possível. Falta muito campeonato, 2/3 do campeonato ainda para jogar, muitos jogos para jogarem. As equipas vão perder pontos, vão ganhar pontos, ainda há muita coisa pela frente. Até eu continuo a ter a mesma convicção. Se o espírito da equipa fosse diferente, se eu sentisse que a equipa não estava com o espírito para ajudar e para lutar, era diferente. Mas eu sinto que hoje, provavelmente, não da melhor forma, mas tentamos, e depois de estar a perder 2-0, chegamos ao 2-2, tivemos a oportunidade para fazer o 3-2, fizemos mais golos, não foi possível, mas acredito sinceramente, porque há muito jogo ainda pela frente, e o meu objetivo, quando vim para aqui, continua a ser o mesmo, que é ganhar esta liga. Hayır, çünkü ben hala inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var ve muhakkak rakiplerimiz de puan kaybedecek. Daha çok fazla şey olacak bu ligde. Ben aynı hırsla devam ediyorum. Eğer oyuncularım da o hırsı görmüyor olsaydım, şu anda o yardımlaşmayı görmüyor olsaydım tabii ki söylemim farklı olurdu. Fakat ben baktığım zaman evet bugün belki çok iyi bir futbol oynayıp en iyi performansımızı sergileyemedik ama gerçekten takımım 2-0'dan sonra bile 2-2 yapmak için elinden geleni yaptı. Kazanmak istiyorduk tabii ki. Bugün mümkün olmadı. Fakat önümüzde çok fazla maç var. Benim hedefim hala aynı, bu ligi kazanmak. Buyurun. İyi akşamlar. Hasan Hüseyin Halimoğlu, Radyo Gol. Kaçan penaltının ve Kayserispor'un bulduğu golün ardından bazı futbolcuların mental anlamda da
düştüğü gözlemdi. Tribünlerden de bir takım tepkiler yükseldi. Fenerbahçe kulübü henüz daha ligin ortasına bile tam olarak gelmemişken kırılgan olduğunu düşünüyor mu hoca? Yani kulübün ve takımın fazla ligin daha ortasına gelmemişken erken reaksiyon verdiğini düşünüyor mu taraftarın veya takımın? Então, hoje vocês falharam um pênalti, depois o Kayserispor fez um gol e nesse, depois desse momento a gente, alguns jogadores mentalmente não estavam muito fortes e porque as tribunas, os adeptos começaram a protestar, mas ainda é muito cedo porque ainda não chegamos à metade do campeonato. Você acha que esse clube, esse time é muito frágil porque ainda não chegamos à metade da liga, mas protestam e os adeptos protestam. Você acha que esse time, esse clube é muito frágil? Eu continuo a dizer, e não é de agora, continuo a dizer que nós temos os melhores adeptos que, da minha carreira, os melhores adeptos, e provavelmente a decisão que me levou a vir a voltar para este clube, para além do presidente, foram os adeptos, porque de facto eu acho que os nossos adeptos, não sinto que os nossos adeptos são fantásticos. Naturalmente, puxaram pela equipa, tentaram apoiar a equipa e no final estão frustrados como nós estamos, não é? Portanto, não, estes adeptos para mim são os melhores adeptos da minha carreira. Ben daha önce dediğim şeyi tekrarlayacağım. Bu taraftar kitlesi benim çalıştığım en iyi taraftar kitlesi. Ben buraya dönme kararını verirken tabii ki başkanımızla birlikte taraftarın da çok önemli bir etkisi oldu buraya gelmemde. Gerçekten fantastik bir taraftar kitlesi. Takımı her zaman dinlemeye çalışıyorlar. Tabii ki zaman zaman tepkiler olabiliyor çünkü onlar da bizim gibi sonuçlardan dolayı hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar. Ama dediğim gibi benim için onlar en iyi taraftar kitlesi. Son soru Berk Bey. Haber Global'den Berk Sayar. Az önce yarım kalan hikayeyi tamamlamaya inandığını söyledi hocamız Vitor Pereira. Peki bu hikayeyi tamamlamak için nasıl bir çıkış planı izliyor? Son süreçte yaşananları nasıl analiz ediyor? Geleceği nasıl görüyor? Teşekkürler. E você acabou de dizer que você continua acreditando. Então, qual é seu plano? Qual é seu análise e o que você acha sobre o futuro? O futuro é igual ao meu passado. O meu passado foi feito de trabalho, muito trabalho, para conseguir a carreira que consegui até hoje. Portanto, nunca tive vida fácil, nunca. Já ganhei títulos, ou já ganhamos títulos, que mais ninguém acreditava, e acabamos por ganhá-los. Portanto, o futuro é trabalhar, melhorar os aspectos emocionais da equipa, tentar que a equipa se sinta forte mentalmente, que consiga reagir e acreditar, porque faltam muitos jogos, acreditar que as coisas vão melhorar. Nós não podemos andar sempre a falhar penaltis, a bola não pode bater sempre na barra, bater no poste. As coisas vão mudar. Nós vamos tentar também ajudar a equipa a estar mais confortável nos jogos e para mim a minha vida tem sido esta, a minha carreira tem sido esta. Portanto, eu vim do nada, construí a minha carreira desde o início do nada, trabalhando, portanto é a única forma. Não estou aqui à espera de que me caia alguma coisa do ar, não é? Estou à espera de trabalhar, de corrigir as coisas, de pegar o meu grupo, uni-lo e ir à luta. Ben geçmişimde de her zaman çok çalıştım. Kariyerimi çok çalışarak elde ettim. Hiçbir şey benim kolay olmadı kariyerimde elde ettiğim. Geçmişimde de kimsenin inanmadığı şampiyonluklar da elde ettim. Tabii ki planımız çalışmak, daha iyi olmak ve takımımın mental anlamda daha güçlü olabilmesi için çalışmak, sahada daha iyi tepki verebilmesi için çalışmak ve inanmaya devam etmek. Planım bu. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Tabii ki her zaman toplarımız direkten dönmeyecek. Tabii ki sürekli penaltı kaçırmayacağız. İşler değişecek. Ama dediğim gibi ben hayatımı, kariyerimi bu şekilde sıfırdan inşa ettim. Çalışarak inşa ettim. Gökten bir şey düşmeyecek. Bizim yapmamız gereken şey çalışmak ve birlik olarak devam etmek. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.